Hanımlar beyler, hepiniz yeni bir Minecraft rehber videosuna hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki yakın bir zamanda 1.16 ile tanıştık. Artık 1.16 farmlarına geldi sıra ve en handikaplı mevzuya geldik. Arkadaşlar, balık farmının bekası hakkında konuştuğumuz videomuza hoş geldiniz. Dediniz ki bana sürekli balık farmı yapılamayacak, balık farmı nerflendi, şudur budur. Ben dedim ki ısrarla hani yapılabilir, hatta belki daha kolay bir şekilde bile yapılabilir. Dedim, işte üzerinde biraz araştırmaya başladım. Bunca vakit geçti. Tam geçerli sürümün çıkmasını bekledim bu iş içinde. Şöyle söyleyeyim size. 1.16'daki balık farmları nerflenemedi. Ancak yani öyle bir çelme taktılar ki artık hani kalksa da toparlayamaz kendini. Çok büyük bir verim kaybı yaşattılar balık farmlarına. Yine benim bu videoyu ne zaman paylaşacağımı az çok kestirebiliyorum ama bu sırada işte Ilmango'nun Raceworks'un yaptığı farmları gördüm. Onlar redstone yapmış. Baktım redstone'su da yapılabiliyor. Ben de birazcık redstone'suza yürüyeyim dedim. Yine bu konu hakkında video yapanlar olacaktır. Ben bu videoda size farm yapmaktan ziyade yanında birazcık da farmı nasıl yaptığımı anlatayım ki belki ilgisi olan arkadaşlar da üzerine bir şeyler ekler. Belki yapabileceğimizden, benim yaptığımdan daha da iyisini elde ederiz beraber. Sonuçta birçok kişi işte Ilmango'nun ya da Reis'in videosunun Türkçe halini yapacaklar. Hatta böyle çeviremedikleri şeyler içinde sarar duymaz uydurur sürü bir şeyler ekleyecekler. Ama ben öyle yapmıyorum. Birazcık nasıl yaptım, nasıl üzerine durdum onu anlatayım. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bizim 1.12'den beri kullandığım çeşitli farmlar vardı, balık farmları. Bu şekilde farmlar. Bu balık farmlarından artık büyülü eşya, özellikle de kitap, şurada görmüş olduğunuz itemlerden hiçbiri çıkmayacak. Yay, olta, özellikle de büyülü kitap bu oyunun ilk gününde menlik bulamayacağımız anlamına geliyor. Ve diğer önemli nokta ise isim etiketi. Bunlar kıymetli şeylerdi ve artık bunlar bu balık farmları için unutuldu. Bu balık farmlarından balık tutabilirsiniz. Evet, balık farmından sadece balık tutabilirsiniz. Yani eski verimi var mıdır yok mudur onu da deneme şansım olmadı. Ben denemelerimi kendi farmım üzerinde yaptım. Şöyle hani sağladım. Benim farmım balık tutuyor arkadaşlar. Verimi tartışılır. Şimdi şöyle bir durum oldu. Normalde şu balık farmlarındaki mantık şudur. Bunu kıralım artık. Oltayı atıyoruz. Biz spam click atarken kanca kendini balık tutulduğu zaman aşağı çekiyor. Ve bu sayede balığın yakalandığı anda biz direkt balığı hop diye enselemiş oluyoruz. Mantık buydu. Ama artık bu mantığı kullanamayacağız. Çünkü şöyle bir kural geldi oyuna. Balık tutmak istiyorsanız geçerli bir şekilde, hani büyük kitaplarını elde etmek istiyorsanız, 5'e 5 genişliğinde bir su birikintisinde üzeri 2 blokluk hava olacak şekilde bir alanda yapmanız lazım. Yani şu su tankın içinde herhangi bir yerde bir blok olursa farm geçersiz. Hatta bloğu geçtik arkadaşlar. İp dahi olsa. Yani gelip şuraya bir ip koysanız bile bu farm artık geçersiz. Yani 4 yüksekliğinde ve 5'e 5 25, yani 100 blokluk bu alanın içerisinde herhangi bir zımbırtı olursa nanay. Hatta şöyle bir durum da var. Ortasını atamazsınız, kenarını atarsınız yine nanay. Hani şartlar zor şartlar. En azından benim tecrübelerim gördüğüm kadarıyla böyle. Şimdi Lure 3 olta için konuşacağız biz bu videoda. Ayartma 3 yani. Ayartma 3 arkadaşlar bizim farm için ihtiyacınız var. Artık balık farmı başlangıç düzey bir farm olmaktan çıktı. Şimdi oyunda şöyle bir durum var. Lure 3 bir oltayı attığımız zaman 1 saniye ile 30 saniye arasında balık gelme ihtimali var. Önceki farmda hangi saniyede gelirse gelsin balığı tutabiliyorduk. Ama artık bu durum tarih oldu. Çünkü kancanın aşağı çekildiğini görmemizi sağlayabilecek herhangi bir sistem buraya kesinlikle ve katliyen eklediğimiz anda farm bozuluyor ve hiçbir şekilde bize büyük kitabı vermiyor. Ben de bunun üzerine birazcık deneme yöntemine başvurdum. Denemek istediğim şey şuydu. Balıklar en çok hangi saniyede geliyor? Yani balığın ne zaman geldiğini anlayamıyorsak bir algoritma üretmeli ve balığı ona göre yakalamalıydık. Yani oyundaki balık fiziğini biz düşünüp ona göre davranmalıyız. Çünkü artık dedektör şeklinde balığın geldiği zaman da yakalamak için bir şeyimiz yok. Sadece balığın geleceği zaman tahmin etmemiz gerekiyor. Bu kısım zor kısım. Gerçekten. Çünkü şöyle oldu. Oturdum abi. Oltamı at. Böyle bir şekilde çayımı aldım. Hatta bakın mesela şu anda da bir bardak çayım var. Oturup bir süre. Ne kadar bir süre? Yaklaşık bir saat. Bilemiyorum. Belki biraz daha fazla. Balık tutmaya başladım. Lure 3 oltamla balık tutuyorum. Ve her gelen balık da kronometreki tur sayacında bir tur değiştiriyorum abi. Yani bildiğiniz kronometre tuttu. Hani farmı gerçekten verimli bir hale getirebilmek için bir kronometre tutmam gerekiyordu ve bunu da yaptım anlayacağınız. Şunu fark ettim. Ortalama 1 ila 30 saniye arasında balık geliyor ve en çok 5 ve 6. saniyelerde balık geliyor. Yani balık dediğimde şuna bakmayın. Kitaptır, şudur budur, işte 5 ve 6. saniyelerde geliyor. Bu durumda bize şunu gösteriyor. Eskisi gibi yapamıyorsak da her 6 saniyede bir oltamızı atıp geri toplayacak bir sistem kurarsak yine az
çok balıklardan faydalanabiliriz. Balıklardan ve büyülü kitaplardan. Ben de bunun için şöyle bir sistem kurdum. İlk önce su alanımızı ayarladım. Altındaki açıklığı ayarladım. Toplama sistemimizi ayarladım. Herhangi bir reston sistemi görmüyorsunuz gördüğünüz gibi. Şu kısma çıkıyoruz. Sonra bu kısma bakarak oltamızı atıyoruz. Ama bunu bizim yerimize aslında bu zamanlayıcı falan filan bir bilgisayar programı yapacak. Ki Ilmango'nun falan yaptığı sistemde gördüğüm kadarıyla bunu restonla sağlamışlar. Yani yine 5 ya da 6 saniyelik gecikmeyi onlar restonla sağlamışlar. Yine videonun sonuna doğru reston olanı da yaparız. Ancak ben restonsuz geçerli bir çözüm bulduğuma inanıyorum. Yani benim en azından ürettiğim çözümde işte ne bu ateş koruması, deniz şansı falan filan işte bir stack kadar şey. Aşağı yukarı bir saatten biraz daha fazla mı diyeyim? Bir saat, bir buçuk saat mi diyeyim? En azından bu kadar olsun bir şeyler tutabiliyoruz ve kesinlikle kitaplar, oltalar, yaylar falan geliyor. Bu iyi bir şey. Yani şu farmın alternatif olarak sadece bu var elimizde şu anda. Bunun nasıl yapıldığını göstereyim. Bu gerçekten çok basit ve restonsuz olması aslında çok daha kolaylaştıran bir şey. Şimdi oyunumu görmüş olduğunuz gibi küçük pencereye aldım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi oyunum sağ üstte, tamam mı? Bir tane programa ihtiyacımız var. Heka Autoclicker. Heka Autoclicker İsmail Bozdoğan'ın eski dostumun geliştirdiği bir autoclick programı. Bu program işte siz bilgisayarın başında yokken de sizin yerinize tıklamayı sağlıyor. Yani dedim ya işte balıkları 6. saniyede tutturma şansımız var. Ve o 6. saniyeye 5. saniyeye program sayesinde otomatik bir şekilde konumlandırabiliriz. Tabii verim konusunda şunu söylemeliyim. Aşağı yukarı anladığım kadarıyla 1.12'deki 1.13'teki balık farmının neredeyse %20 kadarı verimde çalışıyor. Yani 5'te 1'i kadar. 5'te 1'i kadar. Yani düşük bir verim ama artık balık farmları killer farm değil. Balık farmları artık sadece farm. Çok verimli farmlar olmaktan çıktılar. Ne XP konusunda ne başka şey konusunda. Şimdi hayatta kalma modundayım. 19 leveldeyim. Şu kısma geliyorum. Burada bırakıyorum. Dediğim gibi tekrardan küçük pencereye geçiyorum. Şimdi tamam. İki tane program açtım gördüğünüz gibi. Heka Autoclicker'ın güncel versiyonunu kullanıyorum. 2-5-3. Şimdi yapmamız gereken 1-2 ayar var. Birinci ayar, tıklama kısa yollarını belirleyeceğiz. Bu program F9'a bastığımız zaman bizim için balık tutmaya başlayacak bu sayede. Şimdi sonlandırma durumunu sonsuzu seçeceğiz. İkisinde de. Bakın iki tane program kuruyorum farkındaysanız. Bu önemli bir şey. Tek bir tane açmayacaksınız. İki tane açacaksınız. Sağdakinden 6'yı, soldakinden 6'yı, sağdakinden de 6'yı seçiyoruz. Sonra fare tuşunu seçiyoruz. Fare tuşlarını sağ tuş olarak ayarlıyoruz. Sonra bunu alıp bunun üzerine çekiyoruz. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bir autoclicker oltayı atarken diğer oltayı toplayacak. Bu sayede böyle hiç duraksamaksızın balıkçılık işlemimiz devam etmiş olacak. Bunun için de hızlı davranacağız. Hemen ilk autoclick'e bastıktan sonra ikinci autoclick'e tıklıyoruz ve böylece autoclick'imizi bizim için çalıştırıyoruz. İlk oltayı biz kendimiz atıyoruz cama doğru bakarak. Bundan sonraki her seferde bilgisayarınız otomatik olarak oltayı toplayıp geri atıyor. Oltayı toplayıp geri atıyor. Toplayıp geri atıyor. Bu şekilde böyle siz bir efor sarf etmeksizin balık tutmuş oluyor. Kolay yani anlayacağız. Autoclick kullandığımız takdirde çok kolay. Hiçbir reston sistemi yapmanıza gerek yok. Ki hatta şu etrafımızda görmüş olduğunuz kocaman yeri de yapmanıza gerek yok. Kendinizi survival'da modda camla kapatacak, pantolonlar tarafından öldürülmeyecek bir şekilde yaptıktan sonra herhangi bir su birikintisinin içine üzerine şöyle bir panel koyaraktan da bunu yapabilirsiniz. Şimdi bu farm bizi şeyden kurtarıyor. Herhangi bir reston işçiliğinden, zamanlayıcıdan, şundan bundan. Çünkü gördüğüm kadarıyla Ilmango zamanlayıcı olarak Etokulo'yu kullanmış ve Etokulo'nun yapımında zaten yapışkan piston falan kullanılıyor. Zaten oyunun ilk gününde yapılan bir farm, balık farmı ve yapışkan piston bulunmaz. Ayrıca ne bileyim lure 3 oltayı da hadi ayartma 3'ü de bulduk diyelim. Yapışkan piston nasıl bulacağız? Bu yüzden ikinci bir çözüme ihtiyacımız var. Hadi buna da bir el atalım. Bir tane de video bitmeden restonlu balık farmı yapalım. Restonluyu da mümkün olduğunca minimal şekilde yapalım. Yani en az şekilde reston ya da en az malzeme kullanarak. Ne kullanabiliriz? Yapışkan piston zor ancak repeater kullanabiliriz abi. Repeater aklımıza dursun. Şimdi bizim boş tıklamamızı sağlamak için otoblona ihtiyacımız var. Onu koyalım şöyle. Bunun tıklamasını engellemek adına bir tane trapdoor'a ihtiyacımız var diyelim. Onu koyduk. 6 saniyelik gecikmeyi sağlayacak olan şey bize repeater'lar olur. Tuttuğumuz balıkları da atalım şöyle. Aynen repeater olur. Repeater'ımızı da tamam bir tane de komparatör kullanalım. Öncekine göre çok pahalı oluyor gördüğünüz kadarıyla sistemler. Şimdi şu şekilde başlayalım bir sistem kurmaya. Bu kısımda karakter dursun. Burayı es geçelim yani. Şöyle blok koyalım. Şuralara bir birer blok koyalım. Tepelere. Buraya koymayacağız. Ama şuraya koyabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi yaptığımız bu 5'e 5 alanın kenarlarına böyle yarım bloklardan bir hat çekiyorum. Bu hat bizim reston sinyalimizi, zamanlayıcımızı taşıyacak olan hat. Tamam. Şimdi buraya bir tane komparatör koyup önüne de reston lambası koymanıza gerek yok. Herhangi bir blok koyabilirsiniz. Bir tane shelter atıyorum. Bu bizim zamanlayıcımızı açma kapama olacak. Bunun önüne full açılmış repeater'lar koyacağız. Buralara da repeater'lar koyacağız. Böyle repeater'larla çevrileyeceğiz. Şimdi bu sistemi yaptığımız zaman
bir çeşit saat elde etmiş olacağız. Bu saat döngüsü işte bizim farmımıza olta atmamızı falan sağlayacak. Otokliksiz şekilde olta atmamızı sağlayacak. Bu arada restonsuz farmın iş görür olduğunu düşünüyorum. Ancak yine de böyle işte abi restonu da yapalım işte otoklik kullanmak istemiyorum diyen arkadaşlar ben inanıyorum ki mutlaka olacak. Bu yüzden de bunu yapıyorum. Bunu şöyle biraz yukarı taşımakta fayda var. Bir tane bir blok yukarı taşıyalım bunu. Sinyal şuradan gelsin. Bunu bir tık açıyoruz sinyali. Sadece bir tık açın bu arada. Başka ne yapalım? Şimdi şu yaptığımız sistem bizim oltamızı kaç saniye? 5-6 saniye aşağı yukarı ölçtüğüm kadarıyla 5-6 saniye atmamızı sağlayacak. Hatta ben bunu kronometresini tutayım da belki repeater'larla oynamamız gerekebilir. Tamamdır. Şöyle göstereyim size. Şu 4 tanesini hiç açmayıp bir de şu 5 tanesini hiç açmadığınız zaman 5 saniye kadar bir süre veriyor. 5 saniye, 5,5 saniye gibi. Bu da yeterli bir rakam. Şöyle ki bunu buraya basılt... Ay. Şu sesi sevmiyorum o yüzden şuraya bir yarım blok atayım. Şimdi şu tarafa doğru basılı tuttuğunuz zaman farenizi görmüş olduğunuz gibi sizin için olta düşecek. Bir süre sonra geri çekilecek. Tekrar düşecek. Ve bir süre sonra geri çekilecek. 5 saniye olta atmış, 5 saniye olta atmamış olacaksınız. Böylece otokliğe maruz kalmadan da yani ne bileyim etokloktan daha ucuz bir şekilde balık farmını kullanmış olacaksınız. Dedim ya artık balık farmlarının verimleri konusunda hiç emin değilim. Yapılabiliyorlar ancak yani elle tutmak daha karlı işin kötüsü. Gerçekten böyle. Yani şöyle bir durum yaşanıyor neredeyse. 4 saat AFK bırakmak yerine işte yarım saat 40 dakika falan filan gidip bir kenarda elle balık tutmak çok çok daha karlı hale geldi. Üzücü bir durum. Restonlu ve restonsuz sistemleri gösterdim. Ben restonsuz sistemin daha iyi çalıştığına karşı bir sempati besliyorum. Neden? Çünkü süresi ayarlanabiliyor. Ancak bunu da vasat atmamak lazım. Basit bir yöntemle bu şekilde de balık farmı elde edebiliyorsunuz. Repeater'larla oynayın. Otoklik'teki zamanlamayı değiştirin. Siz de üzerine uğraşın birazcık. Ben denedim. Yani 1-2 saatlik, 3 saatlik falan filan AFK bırakma süreçlerinde şununla bunda. Sanki şeyi de fark ettim. River biyomuna ya da işte vay efendim böyle River biyomuna evet. River biyomuna ve göletlere yaptığınız balık farmları sanki bana bir tık binnacık ben sanki böyle daha çabuk olup balık tutmuşum gibi bir hissiyat yarattı. Emin değilim. Şu an yeni bir versiyonda olduğumuz için herkesin oyun tecrübesi çok kıymetli. Direkt dışarıdan hazır alamayacağımız bir durumdayız. Ben kendimce böyle bir sistem ürettim. Umarım kullananların işine yarar. Umarım mutlu olursunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup işte bildirimleri açabilirsiniz. Videoya beğeni bırakıp bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım anlamış ve bir şeyler öğrenmişsinizdir. Hoşça kalın.